Morgan Freeman, 1 Haziran 1937 doğumlu, Amerikalı oyuncu, yapımcı ve seslendirme sanatçısıdır. Freeman, 2005 yılında Milyonluk Bebek filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülünü kazandı. Bayan Daisy'nin Şoförü, Esaretin Bedeli ve Yenilmez filmleriyle akademi adaylığı elde etti. Freeman, kendine has, düzgün, derin sesiyle ve anlatımdaki becerisiyle tanınır. Berber Morgan Porterfield Freeman ve öğretmen Mamie Edna'nın oğlu olarak dünyaya geldi. Freeman'ın kendinden büyük 3 kardeşi vardır. DNA tahlillerine göre atalarının bir kısmı Nijer'dendir. Freeman, 9 yaşındayken okuldaki bir oyunda başrolde oynayarak oyunculuk hayatına başlamış oldu. 12 yaşındayken eyalet çapında bir drama yarışması kazandı. 1955'te Broad Street Lisesi'nden mezun oldu ve Jackson State Üniversitesi'nden gelen kısmi drama bursunu reddederek Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'ne katılmayı tercih etti. Orduya katıldıktan 4 yıl sonra Los Angeles, Kaliforniya'ya taşındı. 1960'ların başında Pasadena Playhouse'da oyunculuk dersleri ve San Francisco'da dans dersleri aldı. Bu dönemde New York'ta yaşadı ve 1964 Dünya Fuarı'nda dansçı olarak çalıştı. Aynı sene The Pawn Broker filminde figüran olarak oynayarak sinema hayatına başlamış oldu. 1980 yılının ortalarında Freeman, kendisine Babacan karakteri kazandıran önemli sinema filmlerinde rol almaya başladı. 44. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde jüri üyesi olarak görev aldı. Aynı zamanda Robin Hood, Prince of Thieves, Unforgiven, Seven ve Deep Impact gibi filmlerde başrolleri oynadı. 1997 yılında Laurie MacCreary ile birlikte Revelations Entertainment adlı prodüksiyon şirketini ve kız kardeşiyle birlikte eş başkan oldukları Clickstar adlı online film dağıtım şirketini kurdu. 2005 yılında War of the Worlds'ün seslendirmesini gerçekleştirdi. Freeman, Bruce Almighty adlı filmde Tanrı olarak karşımıza çıktı. Eleştirmenlerden tam not alan ve gişede büyük başarı sağlayan Batman Begins ve 2008 yapımı The Dark Knight filmindeki Lucius Fox rolüyle başarılı bir performans sergiledi. 2007 yılında Bob Rayner'ın yönettiği The Bucket List filminde Jack Nicholson'la birlikte kamera karşısına geçti. 2008 yılında Freeman, Frances McDormand ve Peter Gallagher ile birlikte başrolü paylaştığı, Mike Nichols tarafından yönetilen Country Girl ile Broadway'e döndü. Zaman zaman Nelson Mandela'yı konu alan bir film yapmak istedi fakat neticelendiremedi. 2008 yılında piyasaya sürülen John Carlin'in Düşmanla Oynamak, Nelson Mandela ve Bir Ulusu Meydana Getiren Oyun isimli kitabın haklarını satın aldı. Clint Eastwood yönetmenliğinde Matt Damon ile birlikte kamera karşısına geçti. Filmde Freeman Nelson Mandela'yı canlandırırken Matt Damon ise rugby takımı kaptanı Francois Pienaar'ı canlandırdı. Freeman 65 yaşında özel pilot lisansı elde etti. Aralarında Cessna Station 501 ve çift motorlu Cessna 414 uçaklarının bulunduğu 3 adet özel uçağı vardır. 2010 yılında Freeman, Discovery Channel'ın Through the Wormhole isimli televizyon şovunun sunucusu oldu. Freeman, 22 Ekim 1967'den 1979 yılına kadar Janet Adair Bradshaw ile evli kaldı. Freeman, Charleston, Mississippi'de ve New York'ta hayatını sürdürmektedir.
ortağı olduğu ve yönettiği Madid isimli bir restoranı ve Ground Zero isimli blues kulübü vardır ve ikisi de Mississippi'de bulunmaktadır. 3 Ağustos 2008'de Mississippi yakınlarında bir trafik kazasında yaralandı. Seyahat ettiği araba otoyoldan çıkarak birkaç takla attı. Kendisi ve yanındaki arkadaşı Demaris Mayer, Jaws of Life adlı hidrolik kurtarma aleti yardımıyla araçtan çıkarıldı ve helikopter ambulans ile Memphis'teki The Regional Medical Center hastanesine kaldırıldı. Polis, kazada alkolün etkisinin olmadığına hüküm getirdi. Kazada omzunu, kolunu ve dirseğini kırdı ve 5 Ağustos günü ameliyata alındı. Doktorlar 4 saatlik bir operasyon sonucunda omzunda ve kolundaki sinir hücrelerinde oluşan hasarı onardılar. CNN kanalında yayınlanan Piers Morgan Tonight Show'unda solak olduğunu fakat henüz sol elindeki parmakları oynatamadığını belirtti. Sol elindeki kasları kıpırdatamamasından dolayı oluşabilecek kan akışının durmasını engellemek için özel bir eldiven giyiyordu. 2004 yılında Grenada Relief Fund üyeleriyle beraber Grenada adasında Hurricane kasırgasından etkilenen insanlara yardım etti. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.